Efendim Kanal T ekranlarından Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programından bir kez daha herkese merhabalar diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz ve güzel, keyifli bir hafta sonu olmuştur umarım sizler için. Bugün yine sağlıktan bahsedeceğiz, bir takım sıkıntılardan bahsedeceğiz ama öncelikle cilt problemleri, akne, sivilce ve hocam inverze, söyleyemiyorum, çok fazla telaffuz edemiyorum ama inverze, ağız kokusu, menopoz ve hemoroidden bahsedeceğiz. İbrahim Gökçek yanımızda. Nasılsınız hocam? Hamdolsun, sağ olun, teşekkürler. Sağlık yerinde, saat yerinde. Hamdolsun. Evet, şimdi bildiğimiz basit sivilceye, evet, Latincesi akne vulgaris denir. Yani akne vulgaris Latincesi, Türkçesi sivilce. Bu basit, sıradan akne veya sivilce Türkçe karşılığı. Bir de akne inverze var, ter bezi iltihabı. Evet. Ter bezi, yani burada farklı iki çeşit akne var. Normal sivilce kıl köklerinde yağ bezeleri var. Yağ bezeleri yağ salgılar. Bu yağ cildin nemli kalmasını sağlar. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahiptir. Çok özel bir yağ. Sürekli bizi, vücudumuz ne yapıyor? Yağlıyor. Yağ olmasa ne olur? Deri çatlar ve kanar veyahut da çok hassaslaşır. Bakteri, virüs ve mantarlar, evet, Hızla yayılmasına sebep olur. Enfeksiyon kapmasına sebep olur. Peki hocam, bazılarında çok kuru bir cildi oluyor, pul pul. Bazılarının çok yağlı oluyor. Bu neden ileri geliyor? Geleceğiz inşallah. Yavaş yavaş. Aheste aheste. Şimdi bu yağ bezelerini yağ salgılarken, evet, buradaki yağı yağ asidine dönüştüren bakteri var. Propionibacterium veya da Staphylococcus denen bakteriler kıl köklerindeki yağ bezelerini salgılamış olduğu yağı aside dönüştürür. Asit de yakar, kişi kaşır. Kaşırsa iltihap daha da azar, sivilceye dönüşür. Sivilce dönüşürse ne olur? Tabii ki gençler genellikle hormonları biraz değişmeye başladığı zaman 12-13 yaşında daha çok sivilce ortaya çıkar. Hormon değişimi başladığı zaman ergenlik çağında ve sivilceler çıkmaya başladığında yüzde özellikle panik olmaya başlarlar. Bazıları çok ciddiye alır. Tabii çocuktur, nihayetinde bunalıma girer ve bu sivilceden kurtulmak için gençler her şeyi yaparlar. Her şey. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yasak olan bir ilaç var. Yasak olduğu için Amerika'da yasak, Türkiye'de yasak değil. Bazı Avrupa ülkelerinde de yasak. Birleşiminde A vitamininin bir alt türevi. İzotretinoin. Yani bir A vitamini türevi. İçeren bir ilaç var. Herkesin bildiği Rokutan denen. Yasak bazı ülkelerde, onun için söyleyebiliriz. Problem yok. Bu çok tehlikelidir. Karaciğere zarar verir. Karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Amerika'da intihar vakalarının gençler, çocuklar arasında artması nedeniyle Amerika'da yasaklandı. İngiltere'de de çok intiharlar tetikleyici olduğu için yasaklandı. Birçok ülkede yasak. Türkiye'de de yasaklanacak herhalde. Depresif rahatsızları tetikler. Depresyona sebep olur. Karaciğer yağlanmasına sebep olur. Kalp damar rahatsızlarına sebep olur. Efendim, ağızda, dudakta kuruluk, birçok hastalığı tetikler. Kişi de zaten bunu, kimyasal ilacı, en az 6 ay kullanması gerekir ki sivilceden kurtulsun. Hep bıraktığı zaman çoksun. Yani bağışıklık sistemi çökecek. Bağırsaktaki faydalı bakteriler azalır. Bağışıklık sisteminin %85'i bağırsaklarda. Faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Mantarlar toksik madde üretir, toksik madde bağırsakları yakar. Bu toksik maddelerin bir kısmı da emilere, karaciğere gelir. Karaciğer yorulur, yağlanır. Kişide kolesterol yükselir, lipid yükselir. Yani genç sivilceden kurtulacağım derken kimyasal ilaçla, bilinçsiz kullanılan ilaç yavaş yavaş zehirler. Ne kadar zararlı aslında. Bu da irelde karaciğerin iflası demek, kalp damar rahatsızları demek, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları vesaire vesaire. Ve en önemlisi de gelişim çağında beyine etki yapar. Beyinde birçok
hormon anormalliklerini tetikler. Oysa bu akne veya Latince ismiyle akne, Türkçesi sivilce Latincesi akne vulgaris, yani basit akne, vulgaris basit. Çok basit tedavi edilebilir. Neyle? Çay ağacı yağ. Bu Kaptan Cook dünya turuna çıktığında işte ülkeler keşfetmek için Avustralya'ya geliyor. Bakıyor ki insanlar buranın yerleri bir bitkinin çan yapıp içiyorlar. Aa diyor, çay ağacı. Görmemiş çay ağacını ilk defa görüyor. Diyor ki demek ki bu çay ağacı. Adı öyle kalıyor. Esas ismi çay ağacıyla ilgisi yok. Bitkinin Latincesi Melaleuca alternifolia. Melaleuca alternifolia, bunun birleşiminde %5 oranında eterik yağ bulunur. Bu eterik yağlar akne, tırnak mantarı, bayanlardaki vajina mantarı gibi rahatsızlara karşı etkili olduğu yapılan klinik araştırmalara ispatlanmıştır. Mesela Profesör Doktor Bazet ve ekibi yapmış oldukları araştırmalarda, benim yazmış olduğum bu kitapta bununla evet, ilgili çok ayrıntılı bilgi var. Bazet ve ekibi yapmış olduğu araştırmalarda tırnak mantarını iyileştirdiği belgelenmiştir. Profesör Doktor Williams ve ekibi yapmış oldukları araştırmalarda akneyi iyileştirdiğini, Profesör Doktor Blaisha ise hastalar üzerinde yapmış oldukları deneylerle vajina yani pis kokulu bayanlardaki akıntıları önlediğini belgelemişlerdi. Tırnak mantarı, vajinadaki pis kokulu akıntılar ve mantarlar ve akneye karşı iyi geldiği ayrı ayrı ekipler tarafından kliniklerde hastalar üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş. Ben de bununla ilgili bir tecrübem oldu. Birkaç tane, bir tane değil de yani çok tecrübem oldu da birkaç tanesini söyleyeyim. Evet. Mesela oğlumun testislerinde iyileşmeyen bir pişik oldu, mantar. Doktorların verdiği ilaçlar etki yapmayınca dedim dur, ben bunu tedavi ederim. Çay ağacı yağı sürdüm. Çocuk ufaktı o zaman, 1,5-2 yaşlarında. Bir iki haftada hiçbir şey kalmadı. Bir seferinde de başka bir televizyon programında bir sunucu bayanın tam yüzünde, burasında akne. Sürekli fondötenle kapatıyor akneyi. Evet. Dedim ki çay ağacıya bir damla kullanıyorsun. Ve bir şeyimiz geçiyor, kalmıyor. Problem değil. Harikasınız hocam. Evet. Hemen bir telefonumuz var. Dilerseniz bir telefonumuzu alalım. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İzzet Suca İstanbul'dan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Hemen hocamıza sorunuzu alalım dilerseniz. Bu hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Bu hocam ben 55 yaşındayım. Böyle öksürünce biraz rahatsız oluyorum. Ha, o öksürük farklı. Her türlü bronşit, öksürük, kuru öksürük, astım, yani nefes yolları rahatsızlarına karşı Afrika ıtırından bizim çok güzel bir formül geliştirdik. Bu Afrika ıtırı dünyada öksürük, bronşit, astım, faranjit, sinüzit gibi nefes yolları rahatsızlarında dünyada en etkili bitkidir. Tedavisi mümkün, problem değil. Kolay. 50 bin kişi üzerinde Afrika ıtırı denenmiş Avrupa'da. Evet. 50 bin kişi. Problem değil, o kolay. Hallederiz. Evet, şimdi peki. Aknenin basit olanı anlattık. Şimdi bir de akne inverse, ter bezi iltihabı. Evet, ter yani bezi iltihabı. Normal akne, yağ bezinin iltihaplanmasından ortaya çıkan bir durum. Ter bezi iltihabı ise adı üzerinde ter bezelerinin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir anormallik. Yani bu biraz farklı. Bunun peki ciltte görünümü daha farklı değil tabii mi? Tabii bu genellikle kasıklarda, koltuk altında olur. Yani çok terlenen bölgelerde. Evet. Buna eskiden Türkçe, eski Türkçe köpek memesi denir. İri iri çıban şeklinde. Bazılarında pis kokulu ağır akıntılara sebep olur. Bize Niğde'den bir beyefendi gelmişti. Evet hocam. Koltuk altını böyle bezlerle sarmış, hala akıyor. Yani
Sürekli bez değiştiriyor koltuk altını. Kasıklarda, koltuk altında. Ter bezi iltihabı, hidratentis suprativa, acne inversa gibi isimleri var. Evet. Dünyada tedavisi yok. Neden? Çünkü hastalığı, her türlü cilt hastalığını, akne inverse, ter bezi iltihabı, yani bu sedef, ekzema, akne, liken, liken planus, aklınıza gelen her türlü cilt hastalığının sebebi bağırsaktaki mantarlar. Mantarı yok etmedikçe krem sürersiniz veya başka bir şeyler, bunlar hep geçicidir, kalıcı değil. Tedavi bağırsakları tedaviyle mümkündür. Sabredebilirseniz iyileştiririz, problem değil dedik ve tedavi ettik, problem değil. Harika. Almanya'da da mesela bir genç yıllar önce bana gelmişti. Doktoru demiş ki bu Türk hastalığı. Dedim ki sen doktorun biraz saçma. Akne mi? Akne inverse, yani evet, terbezi iltihabı. Normal akne değil. Doktorunuz biraz saçmalamış ama haklılık payı da var. Neden? Türkler bir, çok yoğun peynir tüketiyor. Hı hı. Asidoza sebep olur. Evet. Asitli ortamda kanımız biraz asitlenirse bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. Mikrobik, evet, bir ortam oluşur. Bağışıklık sistemi çöker. Bu nedenle peynir çok tüketiyoruz. Bir, tatlı çok tüketiyoruz. Asit oranı tekrar. Yani dünyada eskiden en sağlıklı beslenen milletken Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın son dönemine kadar, Cumhuriyet'le birlikte son 50 yıldır özellikle dünyada en sağlıksız beslenen millet haline geldik. Dikkat etmek gerekiyor hocam. Sağlık çok çok önemli. Hemen bir telefonumuz daha var. Dilerseniz onu da alalım yayınımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Halit Erkan Bey Batman'dan arıyor bizi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Halit Bey, hemen sorunuzu alalım. Hocam ayaklarımda varis oluyor. Acaba hangi bitkisel şey kullanarak geçer? Evet, şimdi varis, venöz yetmezliği gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki at kestanesi. Ama at kestanesinin çayını yapamazsınız, çok acı. Evet. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. At kestanesi forte diye. Kişi kullandığında at kestanesinin birleşimindeki saponin denen etken maddeler rutin isimli kimyasal ilaçtan 600 kat daha etkili. Yani kimyasal ilaçlardan 600 kat daha etkili, yan etkisi yok. At kestanesi. Harika. Variz, venöz yetmezlik, baldır ve bacaklarda kramp, ödem, kaşıntı, huzursuz bacak sendromu ve bacak reflüsüne karşı dünyada en etkili bitki. Nasıl kullanacağız hocam? Klinik araştırma. Ya biz bunu formülü geliştirdik, hazır ürünler haline getirdik. Ama %80 yani kadınlarda daha fazla görülüyor değil mi? Özellikle hamilelik döneminde. Tabii, o biraz farklı. Evet. Evet. Evet, at kestanesi dedik. Umarım yeterli olmuştur beyefendi için. Peki hocam, inverse devam mı? Ter bezi iltihabı. Peki. Evet. Ter bezi iltihabı. Hocam maşallahınız var. Hakikaten bu kadar çok farklı terimleri mevcut ve aklınızda tutabiliyorsunuz. Harikasınız. İnşallah. Maşallah. Tabii ki. Ter bezi iltihabı çok ağır bir rahatsızlık. Dünyada tedavisi yok. Mesela kesiyorlar etrafını. Koltuk altında, kasıklarda, etrafından yine köpek memesi dediğimiz ter bezi. Evet. Almanya'dan bir aile geldi. Geçenlerde de tekrar geldiler. Şimdi o da genç Alman kız arkadaşını da getirmiş. Diyor ki Alman kız, gencin, ich glaube nicht aber diyor. Almanya'da, ben inanmıyorum diyor. Almanya'da diyor birçok ilim adamı bunu tedavi edemedim. Bu adam mı tedavi edecek diyor. Evet. Anlatayım size bir dedim olay nasıl, siz nasıl gelişiyor hastalık, ondan sonra karar verdim. Almanca anlamıyor zannetti beni. Konuştum iki saat, aha dedi, okey ya Ziham Reş dedi, haklısınız tamam dedi. Şimdi biz onlar 6 ay biz onlara bir set verdik, kullandılar. Düzenini kullanmamasına rağmen onu koltuk altında böyle iltihaplar akıyordu. Gördüm ya, çok kötüydü gencin durumu. Yarı Türkçe, yarı Almanca konuşuyordu genç. Geçenlerde annesi babası tekrar geldiler. Dediler ki %90 iyileşti. %100 iyileşmedi. Neden? Düzenli kullanmamış. Günde 3 defa alacağını bazen sabah kullanmış, bazen akşam, öğlen almamış vesaire.
Buna rağmen %90 iyileşmiş, çok çok memnun, rahat, problem kalmamış. Her şeye rağmen 1-2 aylık daha tekrar kredi devam etmeye karar veriyor. Düzenli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Düzenli kullanırsa tabii ki, bazıları günde 3 defa diyorsun, bir defa kullanıyor. Peki, hattımızı, bir telefonumuz vardı ama alalım hemen. Nereden? İzmir'den Aysel Samancıoğlu. Hoş geldiniz Aysel Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hemen vaktimiz çok kısıtlı, sorunuzu alabilirsek. Tamam, teşekkür ederim. Benim işitme kaybı oldu da ilaç kullandım. Geçmiş olsun. Ama bir fayda etmedi. İşte 3 ay falan oldu. İşte onunla ilgili bir tedavi var mı acaba? Araştırdım, ben de pek yok galiba. Evet. Onu merak ediyorum. Var mı acaba bir ilaç tedavisi? Hemen hocamıza soralım. Tedavi. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diliyoruz. Hocam ne diyorsunuz? Evet. Ginkgo biloba, mabed ağacı. Mabed ağacı. Mabed ağacı. Bu gördüğünüz, resmini gördüğünüz bitki. Ülkemizde yetişiyor mu? Japonya'da, Çin'de yetişir. 50 metre boyunda bir ağaç. Bunun yaprakları aynı beyne benzer. İki loblu. Bu nedenle biloba, iki loblu demek. Ginkgo biloba. Ginkgo'nun birleşiminde ginkoloid denen etken maddeler beyine kan akışını artırır. Kulaklara kan akışını artırır. İç kulağın içerisinde salyangoz, salyangoz içinde tüysüz hücrelerde besleyen kılcal damarlar var. Bu damarlar çok hassas olduğu için kişide yüksek tansiyon, düşük tansiyon, kolesterol veya gürültü ortamda çalışma gibi birçok faktör rol oynayabilir. Kulak çınlaması, ani duyma kaybı vesaire ortaya çıkabilir. Sadece Almanya'da 292 kulak, burun, boğaz doktoru 1357 hastayı bir yıl içerisinde. Harika hocam. Kulak rahatsızlığı olan, ani kulak kaybı, duyma rahatsızlığı, az duyma, kulak çınlaması, baş dönmesi gibi rahatsızlığı kulak, burun, boğaz doktorları tedavi etmişler. Ama şimdi bunun için Japonya'ya gitmeyeceğiz değil mi? Sizde beyin vardır. Yok zaten bu ginkgo'nun çayını içseniz, bir çuval çayını içseniz yeterli değil. Çünkü birleşimdeki etken madde %0,25 ile %0,5 arasındadır. Biz bunun Ginkgo Forte diye özel bir formülünü geliştirdik. Bunun hastalarınıza verdiğiniz kürleri tabii, var tabii değil mi? Tabii var. Evet, tamam, evet. O zaman size buradan ararlarsa da çok rahatlıkla ulaşabilirler. Evet. İşitme kaybı için de tedavi olabilme imkanı mevcut. Hatta mesela İngiltere'de bir beyefendi kulak, orta kulaktan boğaza östeki burusu açılır. Buradaki hava oraya, oradaki hava buraya gider gelir. Burada bir boşluk var, hava boşluğu orta kulakta. Onun işte kulak zarındaki kalınlaşma nedeniyle dışarı çıkmadığı için hava, içeride basınç oluşuyor. Doktoru demiş ki biz buraya bir tüp takalım, çok küçük. İçerideki havayı alsın. Tüp takarken salyangoza zarar vermişler. Bu sefer de adamcağızda kulak çınlaması, baş dönmesi ve duyma zafiyeti başlamış. 4 yıl kortizon vermişler. Adamcağız balon gibi olmuş, şişmiş. Tansiyonu, kolesterol, karaciğer yağlanması, hastalık. Hiçbir hastalığı önemsememiş ama bu sefer adam artık hafızası zayıflamış. Kişileri yavaş yavaş unutmaya başlamış. Dedi ki, beni aradı, ya çok kötü duruma düştüm, ne olacak? Hiç problem değil. Tamam dedi, ben dedi oraya geliyorum. Varlıklı birisi, orada iş yeri var. Ben dedi 3 ay Türkiye'de sırf bu iş için kalacağım, göreceğim, bakacağım. Özellikle. Tamam. 3 ayda iyileşti. İstanbul'dan yani İzmir'den Londra'ya uçacağını, İstanbul'dan Londra'ya uçtu. Buraya yanıma geldi. Dedi, neden Londra'ya, İzmir'den uçmuyorum da İstanbul'dan uçuyorum. Biliyor musun? Bilmiyorum dedim. Nereden biliyorum? Size teşekkür etmek için geldim. Ekstra buraya gelmiş teşekkür etmek için. Ne güzel hocam. Evet. Böyle faydalı olabiliyoruz. Şimdi akneden, sivilceden, ter bez iltihabından bahsettik. Ağız kokusu, menopoz, hemoroid vardı ama süremiz çok yeterli değil. Ne kadar bir süremiz var? Şöyle kısa bir şekilde bahsedemiyoruz efendim. Haftaya kaldı hocam. İnşallah. Haftaya devam edeceğiz ama bizim problem. Kısa bir aramız var. Tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Evet. Evet hocam. Çay ağacı yağı.
Çay ağacı yağı akne, sivilce yani Türkçesi sivilce, Latincesi akne vulgaris'e karşı dünyada en etkili bitkidir. Biz bunun eterik yağını böyle şişeledik ve mesela bunu kullanan vatandaş basit rahatsızlarda akne, sivilcede kullandığında akneye sürdüğünde sivilceyi 2 günde kurutur. Fakat yüzünü tamamen sarmışsa, çok ağır bir iltihaplı sivilce ise evet, ağırlaşmışsa, hı hı, bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmedikçe geçmez. O zaman çay ağacı yeterli değil. Ne yapacağız? Çay ağacı yağı basit sivilcede, aknede problem değil. Sürersiniz, 2 günde geçer. Fakat kişinin bağırsaklarında ve karaciğerinde yağlanma varsa, bağırsaklarında mantar varsa aloe vera, karaciğerinde yağlanma varsa iksir. İksir ve aloe vera jeli kullanmadıkça kesinlikle iyileşme olmaz. Geçici iyileşme olur. Bu nedenle iksir, aloe vera jeli birlikte kullandığı zaman kişi akne, akne inverse yavaş olur. Fakat akne inverse yani ter bezi iltihabı biraz farklı. Sivilce kolay. Ter bezi iltihabında laden gülü artı ve buna ilaveten kortiseps kullanmak gerekir. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Mesela laden gülü ile ilgili. Evet. Laden gülü alerjik hastalıklarda, cilt hastalıklarında 10 numara klinik araştırmalar var. Profesör Doktor Günte Wiese araştırmalarla etkisi ispat edilmiştir. Laden gülü forte. Evet. Akneyi inverse'ye bitirdik. Ağız evet, kokusu için. Ağız kokusuyla ilgili. Şimdi sinirli ot ağız kokusuna karşı çok çok etkili. Hemen görelim biz hocam. Biz birleşiminde Çin tırtır mantarı, kortiseps. Çin tırtır mantarının Latince ismi kortiseps. Evet. Birleşiminde Çin tırtır mantarının ekstraktı, sinirli ot ekstraktı gibi laden gülü ekstraktı, 19 bitkinin ekstraktından oluşan kortiseps geliştirdik. Kişinin ağzı kokuyorsa, teri kokuyorsa, idrarı kokuyorsa ne yapar? Tabii ki iksir aloe vera jel olmadan olmaz. Çünkü bağırsaklar için aloe vera, karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, organlardaki yağlanma için iksir. Yani iksir aloe vera jel detoks, vücudu aratır. Kortiseps burada takviyedir. Kortisep olmadan olmaz. Yani kişinin durumuna göre. Mesela ben bir televizyon programına gittim. Burada televizyon programında bant yayın için bayramdan dolayı birçok firma gelmiş, çekimler yapılıyor. Ortadaki vatandaş kalkınca onun yerine başka biri oturunca sağındaki solundakiler sağa sola kaçıştı. Dedim ki ne oldu acaba yani. Çok rahatsızlık verici bir durum. Bir adamcağız dedim istemeyerek şey yaptı mı yellendi zannettim ben. Sordum dedim ki ne yaptı ayıp bir şey mi yaptı da adam yanından sağından solundan kalktınız dedim. Ter kokuyor dediler. Allah Allah ter kokusu çevresindeki insanları rahatsız ediyor. Ha öyle mi dedim. Problem değil ben onu tedavi ederim. Şimdi programdan sonra vatandaşa nasılsın iyi misin dedim. Ya dedi ben de sizinle görüşecektim. Çok yoğun bir ter kokusu var. Bununla başa çıkamıyorum dedi. O da bir sağlık ürünü satıyor. Aa, problem değil dedim. Altta da hiçbir şeyin kalmaz. İksir, aloe vera jel, kortiseps forte. Ter kokusu ve ağız kokusuna bir kullanılıyor değil mi hocam? Tabii tabii. Şimdi ağız kokusu varsa çay ağacı yağıyla da gargara yapmak gerekir. Hı hı. Çünkü ağız kokusunun sebebi %98 bağırsaktaki mantarlar. Fakat nadiren çürük diş, dişleri çürümüşse, iltihaplanmışsa, bunlar da faktör. Ağzında af varsa, behçet hastalığı varsa çay ağacı yağıyla ağız kokusunda çay ağacı yağıyla gargara yapmak gerekir. Eğer diş etlerinde, ağzında, damağında, ağız boşluğunda herhangi bir iltihap yoksa veyahut da dişlerinde çürük yoksa, hı hı, gerekmez. Fakat genellikle ağız kokusunun sebebi bağırsaktaki mantarlardır. Yine bağırsağa geldi. Tabii tabii. Frankfurt'tan Khan isimli bir Pakistanlı
bana geldi dedi ki ya kulak burun boğaz doktoruna gitmişti, diş doktoruna gitmiş, gastroloji midesine endoskopi yaptırmış. Hiçbir doktorların hiçbir şeyin yok. Niye ağzın kokuyor? Bilemiyor demişler. Adamcağız böyle 2 metreden ağız kokusunun yanına yaklaşamıyorsun. Hep dalga geçiyorlar. Diyorlar ki ona gene çok içmişsin. Alkol gibi kokuyor. Ya. Çok pis kokusu var. Dedi ki hiçbir doktor tedavi edemedi. Anlamadılar bile dedi. Dedim ki mantar. Nereden biliyorsun? Dedi, öyle birçok vakayı tedavi iyileştirdik. Ondan biliyorum. Hadi bakalım. 6 haftada hiçbir problem kalmadı. Bir sefer de yine Frankfurt'ta bir beyefendi. Ve süreniz de çok kısa aslında. Tabii 6 hafta. Bağırsakları mantarı yok ettiğinizde mantarı, bağırsaktaki mantarı aloe vera, karaciğer yağlanmasına iksir, iksir aloe vera olması şart. İksir aloe vera olduktan sonra detoks bunlar. Evet. Arıtıcı, temizleyici. Mesela bu beyefendinin marketi var. Şimdi bu giriş katında. Marketin sahibi de üst katta. Beyefendi tuvalete gittiği zaman Alman komşusu bağırıyor buna. Yine kokuttun ortalığı diye. Yani o kadar adamcağızın defacatı pis kokuyor ki. Ta üst kattaki vatandaş ondan rahatsız oluyor. Dedi ki ya tuvaleti kullanamaz oldum dedi. Adam bağırıyor. Çok pis bir kokulu evet. Şeyim var. Ne olacak dedi. Hiç problem değildik. Bağırsakları, mantarı yok ettiğiniz zaman mantar ne yapıyor? Hamurlu tatlı yediğinizde hamurlu tatlıyı neye dönüştürür? Etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar, zehirli alkoller. Zehirli gazlar ne yapıyor? Önce karaciğeri, mideyi, pankreas, dalağı yukarı doğru sıkıştırıyor. Bu organlar diyaframı, diyafram, akciğer, akciğer, kalbi sıkıştırıyor. Hatta bazıları kalbim var zannediyor kalbi sıkışınca. Bazıları akciğerinde problem var zannediyor gaz sıkışması nedeniyle. Zamanla sıkışa sıkışa gaz artık bir yerden çıkacak. Nereden çıkacak? Alttan veya üstten çıkacak. Yukarıdan çıkarsa ağız kokusuna sebep olur. Çıkmadı mı çok pis kokulu defacet yapar. Evet bunun için evet. Ne kullanmamız gerektiğini İksir, üçlü evet. Bir grup olacak. Evet. İksir aloe vera jel. Aloe vera jel kullanıyoruz ve. Ladengülü forte, evet. Cordyceps forte. Harika. Ağız kokusu varsa artı çay ağacı yağı. Yani, İksir ve aloe vera jel de tabii ki bir nevi detoks oluyor bedenimiz evet, için. Şart. Peki hocam menopoz ve hemoroid için bahsedememiştik bu konulardan. Neler önereceksiniz? Hemoroid. Evet. Şimdi büyük sıkıntı. Ankara'dan bir hanımefendi beni aramış diyor ki 4 defa hemoroidten dolayı ameliyat olmuş. 4. ameliyatta 6 ayda bir tekrarlıyor, nüksediyor hemoroid. 4. ameliyatta yanlışlıkla makadı tutan kaslarda sinirlere zarar vermiş. Yani bir dikkatsizlik sonucu sinire zarar verince ne oldu? Artık makadını tutamıyor. Ne demek? Defacitini kaçırıyor. Altını bezlemek zorunda kalıyor. Hani hemen git doktora ameliyat ol, hemoroidi aldır. Öyle kolay değil. Yani onun sonucu da tehlikeli olabilir. Yani bir yanlış hata gitti, bitti. Ya dedim ki keşke ameliyat olmasaydınız. En ağır hemoroidi kaç günde tedavi ederiz? 6 hafta bilemedim 2 ay. Çoban çantası. En ağır hemoroide karşı dünyada en etkili bitki. Hemoroide karşı bu çoban çantası birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktı var. Bu Almanya'dan Profesör Doktor Vizana, Profesör Doktor Neumann. Evet. Japonya'dan Profesör Doktor Kuroda, Profesör Doktor Takaki. Çoban çantasının hemoroide ve iç kanamaları, her türlü iç kanama. Bayanlardaki adet nedeniyle iç kanama. Evet. Rahim ve yumurtalıklarda miyom veya kistten dolayı kanama. Bağırsak kanaması. Hatta burun kanama. Her türlü kanamayı önler. Harika. Problem değil. Çoban çantası hemoroid için kullanılması gereken bir bitki diyoruz. Zaten bunun karışım kürü de o bitkisi mevcut. Yeterli değil. Çünkü birleşimdeki etken madde az. Bu nedenle ekstraktını kullanması gerekir. Harika. Ekstrakt. Peki hocam hemoroidden bahsettik. Acne sivilce, inverzem, ağız kokusundan bahsettik. Haftaya yine farklı konularla karşınızda olacağız. Hocam ben size teşekkür ediyorum. Rica. Güzel bilgiler verdiniz, faydalandık. Umarım izleyenlerimiz de sizden yeterli bilgileri alabilmişlerdir. Sorularına yanıt bulabilmişizdir. Teşekkür ediyorum ben size.
saygılar. Peki efendim, Kanal T ekranlarında Özkök'le Sağlıklı Yaşam'da sizlerle birlikteydik. Haftaya yine aynı saatlerde, cumartesi pazar karşınızda olacağız. Görüşünceye dek mutlu kalın, sağlıkla kalın.